Hayrettin Karaman Günümüz Fıkhında Sigara 2013 yılında Endonezya'nın Surakarta Üniversitesi'nde olduğu gibi daha birçok yerde sigaranın haram olduğu sonucuna ulaşan master tezleri yapıldı. El Eser Fetva Heyeti, Suud'da İslami Araştırmalar Merkezi ve Fetva Heyeti, başta Karadavi olmak üzere birçok tanınmış İslam alimi, sigaranın sağlığa zararı kesinleştiği için haram olduğuna dair fetva verdiler. 1970'li yıllarda İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh hocasıydım. Ders notu olarak hazırladığım helaller, haramlar bahsini sonra günlük hayatımızda helaller ve haramlar adıyla kitaplaştırdım ve pek çok defa basıldı. Sigaranın hükmü hakkında o kitapta şunu yazmıştım. Tütün 15. asırdan sonra yeni dünyadan İslam ülkelerine girmiş, o zamandan beri de İslam uleması tütünün hükmü üzerinde durmuşlardır. 1. Tütünün mübah olduğunu söyleyenler zararı olmadığı ve şari tarafından men deliline dayanmışlardır. Halbuki a. sigaranın zararı bugün ilmen kesin olarak bilindiği için zararsız denemez. B. Şari'nin men etmediğini söylemek de isabetli değildir. Çünkü Şari her haramı ismen zikretmemiştir. Hüküm kaynakları yalnız sarih ve hususi naslar değildir. Naslarda geçenlerin haram kılınış sebeplerine, illetlerine bakılarak yapılan kıyaslar ve diğer istidlal yolları vardır. 2. sigara içmek mekruhtur diyenlerin dayanağı kıyasla sabit bir hükme haram demekten çekinmeleri ve sigaranın zararları hakkında kesin bilgi sahibi olmamalarıdır. 3. sigara içmek özellikle tiryakilik haramdır diyenlerin mesnedi zarar, israf ve nafaka mükellefiyetidir. Zarar sigara hem içenin sıhhatine hem de yanında bulunanların sıhhat ve rahatına zarar vermektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne doğrudan ne de karşılık olarak zarar vardır buyurarak zarar vermeyi men etmiş Allah Teala da kendinizi elinizle tehlikeye atmayın. El-Bakara 195 Kendinizi öldürmeyin. En-Nisa 29 da buyurmuştur. İsraf, israf malı faydasız yere harcamaktır. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz ayeti El-Araf 31 ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malın boşa harcanmasını yasakladı hadisi israfı haram kılmaktadır. Nafaka mükellefiyeti Kocalar, babalar ve muhtaç yakınlarına bakan erkekler nafaka, onların yiyecek, yiyecek, mesken, tedavi ihtiyaçlarını temin ile mükelleftirler. Bundan keserek sigaraya para vermek haramdır. Nargile ve enfiye gibi alışkanlıkların hükmü de sigara alışkanlığı gibidir. Sigara içmenin israf ve nafaka ile alakası tartışılabilir. Ancak zararı tartışılamaz. Çünkü tıp sigara içmenin zararlı olduğunu kesin olarak ifade etmiş, paketlerin üzerine sigara öldürür yazılmış ve birçok yerde sigara içmek yasaklanmıştır. Tıbbın ne dediğine dair birkaç örnek verelim. Medikal Park Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Evren Toprak, sigarayı ilk kez deneyen her üç kişiden birinin tek bir sigarayla bağımlı hale geldiğini bildirdi. Uzman doktor Evren Toprak yaptığı yazılı açıklamada sigara tiryakiliğinin en öldürücü toplumsal zehirlenme olayı olduğunu belirtti. İnsanları sigaraya bağımlı hale getiren maddenin nikotin olduğunu vurgulayan Toprak, nikotinin kalp atışlarını hızlandırdığını, tansiyonu yükselttiğini, kanın pıhtılaşma riskini artırdığını kaydetti. Toprak açıklamasında erkeklerde tüm kansere bağlı ölümlerin %35'inin, kadınlarda ise %15'inin nedeni sigaradır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90'ının nedeni sigaradır. Sigara içmeyen ancak dumanına maruz kalanlarda akciğer kanseri riski 3 kat artmıştır dedi. Sigara içenlerde akciğer kanseri dışında ağız, dil, dudak, gırtlak, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, prostat ve rahim ağzı kanseri riskinin de 30 kat yükseldiğine işaret eden evren toprak, sigaranın kronik bronşit ve amfizem gibi nefes darlığı yapan akciğer hastalıklarının en önde gelen sebebi olduğunu da altına çizdi. Toprak, sigara kullananlarda bu hastalıklardan ölüm riskinin içmeyenlerden 40 kat fazla olduğunu bildirdi. Kars Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kars Sağlık Sevenler Derneği Başkanı Uzman Doktor Yunus Yılmaz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH'ın tüm dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını ve her yıl milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Leyla Sağlam, Türkiye'de her gün 300 kişinin sigara yüzünden öldüğünü söyledi ve ekledi. Sigara bugüne kadar dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehdididir. 6 saniyede bir kişi sigaranın neden olduğu hastalıktan hayatını kaybetmekte. Kullanıcıların yarasını erken öldürmekte. Her yıl sigara nedeniyle dünyada yaklaşık 6 milyon ölüm görülmekte. Bu 6 milyon ölümün %10'u pasif içici dediğimiz insanlardan oluşmakta, %5'ini ise çocuklar oluşturmakta. Tamamen suçsuz masum çocuklar. Dünya Sağlık Örgütü 2012'de dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan etti. Profesör Aziz Sancar, sigaranın DNA yoluyla kanser oluşumundaki etkisini gösteren araştırmalarının insanlar için ciddi zararları olan bu kötü alışkanlığı terk etme konusunda teşvik edici olmasını umut ettiğini belirtiyor. Sonuç, bilim sigaranın sağlığa kesin zararını ortaya koyduktan sonra kadim fıkıhta, Bugünkü fıkıhta hükümde birleşmiş oluyor. Sigara içmek haramdır. Hayrettin Karaman Yeni Şafak